Efendim merhabalar, Beyaz TV'desiniz. Akılda Kalsın'a başlıyoruz. Türkiye Pençe Kilit Harekatı'ndan gelen acı haberle sarsıldı efendim. 9 şehidimiz var, 9 canımız hayatını kaybetti. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bunu belirtelim ve milletimizin başı sağ olsun diyerek programa başlıyorum efendim. Stüdyoda çok kıymetli bir konuğum var. Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin bugün bizlerle birlikte. Zafer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi tabii Pençe Kilit Harekatı'ndan gelen operasyon sonucunda aslında 9 şehidimiz var, 9 canımız gitti, yüreklerimiz yandı, acı haber geldi. Ya buradan başlamak istiyorum. Aslında sözün bittiği yerdeyiz de diyebiliyoruz. Gerçekten çok acı bir haber. Buradan başlayalım mı dilerseniz programa? Tabii, yani şöyle, siz de söylediniz, milletimizin başı sağ olsun. Maalesef biz 15 Ağustos 1984'ten beri, yani tam 40 yıldır bu terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Ya dünya üzerinde ikinci bir örneği yok. Yani başka bir ülke gösteremezsiniz ki birbirine hiç benzemeyen, farklı sözde ideolojileri savunan terör örgütleri aynı anda bir ülkeye saldırsın. Yani biz de biliyorsunuz bu kendilerine işte DAEŞ denilen yapı da böyle PKK-YPG gibi marjinal solda Marksist-Leninist terör örgütleri de hedeflerinde Türkiye var. Yani bu bize bir şey anlatıyor. Aslında burada bunlar paravan terör örgütleri. Bunların arkasında bu coğrafyada bizimle hesabı olan, daha doğrusu bu coğrafyada bir şekilde hakimiyet kurmak isteyen daha büyük güçler var. Ve onlarla Türkiye'nin mücadelesinde bu örgütler, bu terör örgütleri zaman zaman bize karşı kullanılıyor. Yani geçmişten beri bu aslında böyle. Burada tabii son dönemde Türkiye terörü süpürdü, topraklarının dışına süpürdü. Zaten bu son iki terör hadisesi de bizim sınırlarımızın dışında oldu. Ve buradan hareketle hemen şöyle yorumlar yapılmaya başlandı. Mehmetçiğin orada ne işi var? Bir kere bu soru gerçekten çok üzücü bir soru. Dün bir emekli generalimiz nihayet bu eleştirilere çok sağlam, tutarlı bir cevap verdi. Eleştiri değil aslında, bu aynen şunu söyledi. Yani bu söylemi dile getirenler farkında olmadan aslında terör örgütünün ve arkasındakilerin istediğini söylüyor. Yani Türkiye'nin topraklarının dışında terörü durdurma, bataklıktaki bataklığı yok etme çalışmasının olmasından örgüt rahatsız. Çünkü bu örgüt daha önce yurt içinde bize karşı eylem gerçekleştirebiliyordu. Bunu aştık, terörü yurt dışında kaynağında kurutma politikasına geçtik. Şimdi birileri diyor ki ne işimiz var orada, geri dönelim. Tabii emekli ne bir askerim, işimiz var olur mu? Tabii yani Türkiye'de son dönemde birçok mesele bu düzlemden gidiyor. İşte Libya ile bir anlaşma imzalıyorsun, kendi çıkarlarını öncelemek için ne işimiz var Libya'da oluyor. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta, Azerbaycan'da, hatta Kıbrıs'ta, hatta bugün artık Gazze'de, Orta Doğu'da sürekli olarak Türkiye'nin kendi kabuğuna çekilmesi, bu coğrafyalarda hiçbir şekilde varlık göstermemesi gerektiğini alttan alta işleyen bir söylem maalesef yayılıyor. Ha, bu söylemi isteyenler kim? İşte az önce bahsettiğimiz Türkiye'nin burada pozisyon almasını, Türkiye'nin burada rol üstlenmesini istemeyenler. Böyle bir durum söz konusu. Allah şehitlerimizden razı olsun. Onlar orada o büyük mücadeleyi verdiği için biz bugün burada sizinle bu programı yapabiliyoruz. Büyük şehirlerde herkes hayatına devam edebiliyor. Hatırla, yani daha bundan 5-6 yıl önce Türkiye'nin büyük şehirlerinde bombalar patlıyordu. Evet. Türkiye'nin belli bir bölgesinde terör örgütü kendince bir özellik denemesi yapıyordu. Bütün bunlar aslında o terörle mücadele konseptinin değişmesinden sonra gündemden düştü. Bugün gelinen noktada bu örgüt kendi gücüyle bu eylemleri gerçekleştirmiyor. Arkasında başka güçler de var yani, diyorsunuz. Bak, Melisa, şimdi şu teşhisi artık koymakta bir sakınca yok. Türkiye'nin tarihin bu döneminde bu coğrafyada mücadele ettiği güç ne PKK-YPG terör örgütleridir, ne DAEŞ'tir, başka bir terör örgütüdür. Türkiye'nin bu coğrafyada mücadele ettiği asıl güç Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani eğer bunu bilirsek, bizim aşağıdaki komşumuzun artık Suriye, Irak değil de Amerika Birleşik Devletleri olduğunu bilirsek, o zaman sorunu daha iyi görürüz. Büyük resmi, hani diyorlar ya büyük resmi görmek. Evet, yani büyük resmi o zaman daha iyi görürüz. Gerçekten de bizim artık bu coğrafyadaki komşumuz da, hasmımız da, bazen de ilginç bir şekilde müttefikimiz de Amerika Birleşik Devletleri. Bunu iyi görmek gerekiyor. Tabii, kiminle mücadele ettiğini bilirsen daha iyi kendini savunursun.
Böyle bir durum var. Bazı da bir dezenformasyonlara da izin vermemek gerekiyor sanıyorum ki bu süreçte. Çünkü gerçekten hani sosyal medya üzerinden o kadar farklı tweetler atılıyor ki hani hayretlere ya, düşüyoruz bazen. Bak iyi ki bunu söyledin. Yani mesela siz tabii ki bakana kadar yani kar kış demeden biz şu anda burada rahat hareket edelim diye bizler için canını feda eden Mehmetçiklerimiz üzerinden dezenformasyon yapılması asla kabul edilebilir bir durum değil. Melisa bak şimdi sabah İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. O kadar enteresan ki her terör operasyonundan sonra, her terör olayından sonra benzer bir şey oluyor. Bak şimdi bu şehitlerimize yönelik bu saldırıdan sonra sosyal medyada bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan, yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, şu ana kadar 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi diyor Bakan Yerlikaya. Hı hı. Ama daha ilginci ne biliyor musun? Bu 126 hesabın 104'ü yurt dışında. Şimdi o bot hesap mı oluyor? İşte, bunlar ne oluyor? Hayır, oradan şöyle, üzerinden mi yapılıyor bak, ama? Bak bu 126 hesabın 104'ünün tespit edilenler bunlar. Tamam. Bunlar gerçek kişiler. 104'ü yurt dışında. Bak bu açıklamada yok ama bu 104'ünün en az 100'ünün FETÖ'cü olduğundan benim hiçbir şüphem yok. Hiçbir şüphem yok. Bak ve mesela yurt içindeki 22 şüpheliye yönelik de operasyonlar düzenleniyor. 14'ü yakalanmış, 8 ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Şimdi biz şunu biliyoruz ki sosyal medyada özellikle bu tip halkı galeyana getirmek için yapılan paylaşımların %50'si bot hesaplardan yapılıyor. Hı hı. Robot hesaplardan yapılıyor. Yani bilgisayar başında aynı anda tek tuşa basarak binlerce sözde farklı hesaptan bu tip manipülatif paylaşımlar yapılıyor. Buradaki gaye ne? Buradaki gaye toplumsal bir gerilim yaratmak. Olanı çok farklı bir şekilde göstererek insanları birbirine düşürmek, sokağa hareketlendirmek. Bak 126 hesap tespit ediyorsun, gerçek kişi 104'ü yurt dışında. Bu az önce yani, aslında sizin söylediğinize denk geliyor. İşte arkadaki gücü iyi bilmek gerekiyor işte o saldırıları yapan. Tabii bak şimdi bu mesela FETÖ'nün son derece uzman olduğu konulardan bir tanesi bu sosyal medyadır. Buradan milleti galeyana getirmek için her tür provokatif çalışmayı yaparlar. Eylül ayı içindeydi galiba yine Bakan Yerlikaya açıklamıştı. Ya Türkiye'de en çok konuşulan insanlar bunu konuşuyor şu hashtagler falan diye bahsedilen sosyal medya paylaşımlarının %48'i bot hesaplardan yapılıyordu, robot hesaplardan yapılıyordu. Dolayısıyla buradaki gündeme çok aslında ya evet asıl gündem bu ya da bunların söylediği doğru, burada yazılıp çizilen doğru diye bakmamak lazım. Bir de biliyorsun her şehit haberi geldiğinde şöyle aşağılık bir yalanı tedavüle sokuyorlar. Hı. Efendim çok daha fazla aslında şehitlerimiz ama açıklamıyorlar. Bu çok evet yani bu bir 3 hafta önce de 12 şehidimiz tabii, vardı. O zaman da yine ailesi. Aynı durumla karşılaşmıştık. Bunlarla karşılaşıyoruz işte. Burada aslında vatandaşın ne yapacağı, nasıl bir tepki göstereceği önemli değil mi? Ya Zafer Melisa Bey, şöyle baktığımızda. Düşün. Allah korusun. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Ya sen evladından bir gün, iki gün, ya iki saat haber alamasan ortalığı ayağa kaldırırsın. Doğru. Kaldı ki yani senin çocuğunun canına bir şey olacak ve sen bu senden saklanacak. Ve sen bunu günümüzde şu dijital çağda herkesin elinde bir akıllı cep telefonu bunu duyurmayacaksın. Ya kim kimden ne saklayabilir? Ki şu çağda. Yani ki bizim mümkün silahlı değil. Kuvvetlerimiz hiçbir zaman bu tip bir şeye yönelmez. Yani bizim burada hani insanlara söylememiz gereken şey şu. Lütfen bu alçakların sosyal medyadan yaydığı yalanlara kimse itibar etmesin. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Genel Kurmayımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza, devletimize güvenmek zorundayız. Evet. Yani sonuç itibariyle en doğru, en sağlıklı açıklamayı devletimiz yapacak. Yani şimdi görüyorsun işte yani FETÖ'cü hesaplar, bot hesaplar, robot hesaplar. Yani buradan yürütülen kara propagandanın bizi teslim almasına izin vermememiz lazım. Kesinlikle. Şimdi tekrardan evet şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yüreğimiz yandı, milletimizin başı sağ olsun diyorum ama şimdi bir yanda şimdi üst üste şehitlerimiz var. Öte yandan da terörle arasına mesafe koyamayan bir DEM Parti var. Bir tarafta DEM Parti ile yerel seçim için işbirliği yapan aslında bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Kılıçdaroğlu'ndan sonra değişim oldu mu? Aslında bunu da sormak istiyorum size. Çünkü bu da çok önemli bir konu değil mi Zafer Bey baktığımız zaman? Şimdi evet bir şöyle, tarafta DEM Parti terörle arasına mesafe koyamayan bir parti. Bir tarafta Atatürkçü olduğunu söyleyen bir CHP Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Ya bu nasıl olabiliyor?
Vallahi şöyle, yani hani bunları konuştuğunuz zaman ya CHP'yi eleştirmekle suçlanıyorsunuz. İşte sürekli CHP'den bahsediyorsunuz diye kendilerince bir takım böyle yorumlar yapan tipler ortaya çıkıyor. Ama insanların içi acıyor. Yani insanların yüreği yanıyor. Ve böyle bir durumda Cumhuriyeti kuran Atatürk'ün partisinin maalesef Türkiye'nin üniter devlet yapısıyla sorunlu olduğunu gizlemeyen, hatta gizleme gereği dahi duymayan, özerklik çağrıları yapan, işte askerimizden düşman gibi bahseden, hasmane bir tutum takınan bir siyasi partiyle bir türlü arasına mesafe koyamıyor olması toplumun canını sıkıyor, toplumun canını acıtıyor. Yani ben gerçekten merak ediyorum, hani bütün hadise özellikle yerel seçimlerde işte bu HDP DEM Parti'nin oyunu almaksa ve birkaç belediye daha kazanmaksa, yani CHP orada bir şeyler kazandığını düşünürken aslında büyük büyük de kaybediyor. Ama bunu göremiyor olmalarına ben şaşıyorum. Yani hani ne deriz, hep şunu deriz. Yani CHP %25'e takılıp kaldı. Niye %25'e takılıp kalıyorsun? Çünkü sen toplumun önemli bir bölümünün tepki gösterdiği bir siyasi partiyle uzunca bir süredir onlar barajın altında kalmasın diye ödünç oy veriyorsun. Onlarla birlikte kapalı kapılar altında ittifaklar kuruyorsun. Birlikte yol yürüyorsun. Ve sonra dönüyorsun, diyorsun ki ben Atatürk'ün partisiyim. Cumhuriyeti ben kurdum. Ya Cumhuriyeti yıkmak isteyenlerle yol yürüdüğün zaman senin geçmişte Cumhuriyeti kuruyor olmanın, kurmuş olmanın bir anlamı yok ki. Kaldı ki Cumhuriyeti de sen falan kurmadın. Bu o dönemin CHP'siydi. Bu dönemin CHP'si. Şu anki dönemdeki CHP'de o zaman ciddi bir fark var diyebiliriz. Tabii ki var. Bak bir de şu var. Mesela tarihten de ders çıkartmıyorlar. 1991 seçimlerinde o zamanki SHP, yani bugünkü CHP'nin o zamanki adı SHP'ydi. 12 Eylül'den sonra partiler kapatılmıştı. O dönemki SHP HADEP'ti galiba. HEP'in de o zamanki adı HADEP'ti. Onlarla bir ittifak yaptı 91 seçimlerinde ki o SHP 89'da Türkiye'de bütün büyük şehirleri almıştı. 91'deki o ittifak SHP'ye öyle ağır bir siyasi yük getirdi ki SHP sonradan kapandı. Adı yeniden CHP'ye döndü ama millet o ittifakı cezalandırdı ve hiçbir zaman unutmadı. Dedi ki bunları, bu terör örgütünün uzantısı partiyi, meclise sen taşıdın. O yük hala SHP, oradan devamla CHP'nin üzerinde. Hatta Bülent Ecevit'in siyasi yasağı kalktıktan sonra kendisine yapılan CHP'ye dön çağrılarına verdiği yanıtta da bu vardır. Yani bu CHP diyor, artık o CHP değil diyor. Şimdi hal böyleyken, millet orada sizi cezalandırmışken 94 yerel seçimlerinde bütün büyük şehirleri millet geri aldı. O ittifak yüzünden geri aldı. Ve bugün şimdi yine aynı yolu takip ediyorlar. Ben artık bunu dediğim gibi birkaç belediye daha almak, hani bunu görmüyorlar. Yerel iktidardaki o yerel iktidarın rantından, işte imkanlarından faydalanmak için yaptıkları bir çalışma olarak görüyorum. Ha onlar da şunu söylüyorlar, biz diyorlar memlekette barış olsun, huzur olsun, onu istiyoruz. Ya bu da güzel bir düşünce eğer gerçekten böyleyse. Eğer bunlar hani Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğiyle, bütünlüğüyle sorunlu olan bir partiyi sisteme katıp onları böyle legal bir zemine çekeceklerse gerçekten kendi iddia ettikleri gibi. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bu iyi bir şey. Yani böyle bir şey mümkün olamaz. Sana göre olamaz, bana göre olamaz ama onlar bunu savunuyorlar. Ama siyaseten de bunun karşılığını sandıkta görüyorlar. Böyle de bir durum var. Ya şimdi önceki ben sana söyleyeyim o zaman. Daha somutlaştıralım. Bütün hikaye şu. İstanbul'u almak. İstanbul'daki HDP DEM Parti oyunu yanlarında tutmak. Bütün dertleri bu. Başka bir şey yok, ben sana söyleyeyim. O zaman burada nerede vatan sevgisi, nerede millet sevgisi? Valla işte onun takdirini artık millet yapacak. Ben de onu merak ediyorum onun şimdi böyle bir durumda. Onun takdirini millet yapacak. Yani buradaki bütün motivasyonları büyük şehirlerde, başta İstanbul olmak üzere, İzmir'de ben çok bir sorun yaşayacaklarını sanmıyorum. Adana gibi, Antalya gibi, Mersin gibi yerlerde o HDP oylarını kendileri uhdelerinde tutmaya devam etmek. Ama HDP'nin burada şeyi de var, ama isteği de var. Resmi bir ittifaktan istek duymuyor mu? Bak, yani diyor ki artık biz kapılar arkasında kalmak istemiyoruz diyor. Tabii onu söylüyorlar ama yani orada kamuoyu önünde ayrı, kapalı kapılar ardında ayrı şeyler konuşuluyor. Biz şunu görebiliriz Melisa, İstanbul'un özellikle işte Esenyurt ilçesi ve Adalar ilçeleriyle ilgili HDP'nin, DEM Parti'nin ciddi talepleri olduğu biliniyor. Ha burada bu iki ilçe onlara belki bırakılmaz ama onların işaret edeceği adaylarla orada CHP seçime girebilir. Yani İstanbul'un iki önemli ilçesinde HDP'nin
ciddi talebi var. Yani aday belirlemede DEM Parti'nin o zaman etkili olduğunu söyleyebiliriz. Tabii. Hatta şu da konuşuluyordu. Belki bilginiz vardır. Bu konuda kulisiniz varsa da almak isterim. Tunç Soyer'in, İzmir'den Tunç Soyer'in adaylığı konusunda DEM Parti'nin ısrarcı olduğu, hatta direttiği konuşuluyor. Böyle bir bilgi var mı? Şimdi şöyle, orada biraz işler değişti. Onu iyi ki sordun. Evet, böyle bir şey vardı. Yani Tunç Soyer'i CHP Genel Merkezi istemiyordu. Aday göstermek istemiyordu ama HDP'nin Soyer lehine ciddi bir baskısı vardı. Fakat bu son görüşme ve bu geride kalan haftada yaşananlardan sonra HDP'nin İzmir ve Antalya konusunda ısrarcı olmayacağını, ancak İstanbul'la ilgili bazı talepleri olduğunu biliyoruz. Yani evet, burada nasıl talepler mesela? Şöyle bak, burada da şu görüntüyü vermek istemiyorlar. Hı. Çünkü bu konuşuluyor, deniliyor ki ya bu DEM Parti istiyor, CHP aday değiştiriyor da değiştirmiyor. O yüzden onlar da bu görüntüyü vermemek için, yani adayları bize danışarak belirliyorlar görüntüsü vermemek için, İzmir ve Antalya konusundaki çekincelerini çektikleri, İstanbul'da işte o bahsettiğim iki ilçe, Esenyurt ve Adalar'la ilgili talepleri olduğu, bunun konuşulduğu söyleniyor. Tabii başka ne olur? Büyükşehir Meclisi, meclis üyelikleri önemli. Orada muhakkak talepleri olacaktır. Yani o ittifak İstanbul merkezde olmak üzere seçimin HDP oylarına bağlı olduğu bazı büyük şehirleri de kapsayacak şekilde devam ediyor. Adaylar üzerinden gidiliyorsa tabii o zaman Sayın İmamoğlu da DEM Parti'nin destek verdiği bir aday profili diyebiliyorlar. Bunu saklamıyorlar zaten. Yani bunda herhangi bir şey yok. Onlar için bu bir sorun değil. Elbette ki zaten DEM Parti'nin açıkladığı aday çıkartacağı iller arasında İstanbul yok sanıyorum. 7 ilde aday çıkartacaklarını açıkladı. İstanbul yok. O da destekleyeceklerini aslında gösteriyor yani diyebiliriz. Yani enteresan bir şekilde bu seçimde Ankara'da aday çıkartacaklarını açıkladılar. Bunu nasıl yorumladınız? Ben onu hani sanılanın aksine ya bir şey olarak görmüyorum. Yani mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için bir sorun olarak görmüyorum. Ben bunu hatta şöyle söyleyeyim. Ya gördünüz mü, bakın işte Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısında aday çıkarttılar. O hani bir şey var, bir eleştiri var hep. HDP geçen seçimde aday çıkartmadı Ankara'da. Bunu kendilerine bir yük olarak görüyorlar. Ankara'da AK Parti'nin göstereceği adayı düşünerek yapılmış bir siyasi hamle olarak görüyorum ben onu. Bu yani da bir bakış tabii. Evet. Tabii yani şimdi şöyle ciddi bir risk olarak görmüyorlar bence onu. Tabii kimi çıkartacaklar önemli. Eğer güçlü bir isim çıkartırlarsa Ankara'da, kendi tabanlarının tamamının oyunu alacak bir isim çıkartırlarsa o zaman tamam. Ama hiç kimsenin tanımadığı ya da doğru düzgün bir seçim kampanyası yapmayacak, sadece DEM Parti adayı olarak kamuoyuna açıklanacak bir isim aday gösterilirse bu hani dostlar alışverişte görsün mantığında yapılmış onu bir yaklaşım. Onu da tavşan aday deniliyordu galiba, öyle, değil mi? Öyle bir tabir öyle vardı. Tabii. O şekilde belirtiliyordu ama şimdi şunlara da böyle bir baktığımız zaman, şimdi bir önceki seçimlerde Kandil'den Sayın Kılıçdaroğlu'na ciddi bir destek gelmişti. Yani hani öyle böyle destek açıklamaları yoktu ki, hatta Sayın Kılıçdaroğlu'ndan onlara da bir ret gelmemişti. Yani bizi desteklemeyin, bize böyle destekler vermeyin diye bir açıklama gelmemişti. Şimdiki süreçte baktığımızda Sayın Özgür Özel'den bir farklılığı görebiliyor musunuz? Yani ilk başta çıktığında Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a selam göndermesine şöyle bir baktığımız zaman, Kılıçdaroğlu dönemi ve Özgür Özel dönemine baktığınızda bu farkı görebilecek miyiz biz yakın şöyle, süreçte? Öyle bir fark göremeyiz. Çünkü CHP'nin şöyle bir açmazı var. Kılıçdaroğlu'nun gönderiliş şekli CHP içerisindeki bazı dengeleri çok ciddi şekilde sarstı. Kılıçdaroğlu'nun rencide ederek gönderdiler Kılıçdaroğlu'nu açıkçası. Yani partiyi 2010-2023, 13 yıl yöneten bir genel başkan bir veda konuşması dahi yapamadı. Hatta o kurultayın nasıl alındığını da bizzat kendileri sosyal medyada görüntüleriyle, belgeleriyle anlatıyorlar. İşte o bazı alışverişler, baskılar vesaire. Dolayısıyla oradan bir kayıpları var. Yani delegelere para verilmesi mevzusu da var. Bir sürü hikayeler var. Hani biz somutlaşmadığı için söylemeyelim. Ama şu var. Yani Kılıçdaroğlu'nun partiden gönderiliş şekline tepki gösteren bir kısım seçmenin bu seçimlerde oy vermeyeceğine dair ciddi bir endişe var CHP'de. Şimdi oradan bir kayıpları söz konusu olacak. En azından böyle bir risk görüyorlar. Bunun üzerine bir de HDP oyunu kaybederlerse işte o zaman bak şu söyleniyor mesela, 11 büyük şehirden bir tanesini bile kaybetmek bir başarısızlıktır deniliyor. Dolayısıyla bu riski almak istemiyorlar. İyi Parti ile de ayrıştılar şimdi. İyi Parti kendi adaylarımı çıkartacağım diyor. Dolayısıyla hani elde kalanlara bakıyorlar.
Burada HDP oyunu, DEM Parti oyunu kaybetmemek için de oradan gelebilecek her şeye, her açıklamaya tepki göstermiyorlar, gösteremiyorlar. Bak geçen sefer şehitlerimiz geldiğinde bir ortak hatırlarsam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bildiri yayınlandı ve oraya imza atmadılar, değil mi? Bu imza büyük atmadılar. Kendileri sonra bir bildiri yayınladı. Yayınladılar ama o toplumda beklenen etkiyi göstermedi. Herkes ya burada DEM Parti ile CHP şehitler için yayınlanan bildiriye imza koymadı dedi. Şimdi benzer bir açıklama mecliste eğer söz konusu olursa, ki olabilir, şehitlerimizle alakalı bir açıklama söz konusu olabilir. Bu kez de imza koymazsanız bununla topluma nasıl anlatacaksınız? Ne diyeceksiniz? Ya o açıklamayı şu şekilde yapıyorlar. Biz aynı partiler üzerinde işte o şekilde imza atmıyoruz. Biz kendi bildirimizi yayınlarız. Ya kendimiz onu niye atmadıklarını biliyoruz. Yani dün terör örgütüne yakın bir televizyon kanalında o partinin bir temsilcisinin yaptığı açıklamalar var. Diyor ki Özgür Özel'in gösterdiği tavrı diğer siyasi partilerin de göstermesi lazım diyor. Tabii ki o adamın o açıklamayı yapmasında Özgür Özel'in bir suçu yok. Özgür Özel oradan eleştirilemez. Ama böyle bir atmosfer oluşturulmuş durumda. Böyle bir bakış açısı var. Ve siz bu bakış açısını değiştirmek için hiçbir şey yapmadığınız gibi tersine onların hoşuna giden şeyler, icraatlar yapıyorsunuz. Bunun bir sebebi var mı? Yani bu sadece oy mu diyebiliriz? Mesela işte terör örgütü üyelerini yeri gelince işte savunmaları ya da oradan gelen açıklamaları tepki göstermemeleri, FETÖ üyelerine yine aynı şekilde, FETÖ üyelerine de savunacak açıklamalarda bulunmaları, Diyarbakır annelerini ziyaret etmemeleri, ya bunların hepsine işte baktığımız zaman bu sadece DEM Parti işte ya HDP'yi kaybetmeyelim, oradan gelecek oyu kaybetmeyelim demek mi oluyor? Bu açıdan mı? İşte siyaset nedir? Yani iktidar olmak için yapılır. İktidarı ele geçirmek için yapılır. Şöyle baktığında bir oy kaygısı var. Ha bu farklı yerlerde farklı şekilde de yorumlanabilir. Farklı birliktelikler olduğu söylenebilir. Ama ben hani somutlaştıramayacağımız, belgeleyemeyeceğimiz hiçbir şeyi hani konuşmanın çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Ama şöyle ya bunun toplum buna ciddi bir reaksiyon gösteriyor açıkçası. Bunu 14 Mayıs seçimlerinde de gördük. Bunu bundan sonraki seçimlerde de göreceğiz. Buna rağmen hala ve inatla bu çizgide politika yapmaya devam ediyorlarsa orada o senin söylediğin şey tabii ki ister istemez akıllara geliyor. Evet. Yani başka bir şey mi var onu bilemiyoruz. Ama dediğim gibi burada son karar verici millettir. Millet gider tertemiz oylarıyla sandıkta kime nasıl baktığını gösterir. Tepkiyi en iyi şekilde orada gösterir. Evet, çok fazla bir şey söylemeye şimdi gerek yok. Pervin Çakar'ı hatırlayacaksınız. Pervin Çakar, Özgür Özel hatta elini öpmüştü. Çok değerli bir sanatçımız demişti. Hatırlayacaksınız. İzleyicilerimiz hatırlayacaktır. Şimdi Pençe Kilit Harekatı'nda şehit vermemizin ardından bir paylaşım yapıyor. Ve bu paylaşımda biz yalnız değiliz, biz büyük bir milletiz paylaşımında bulunuyor. Pençe Kilit Harekatı'nda şehit vermemizin ardından bu paylaşım yapıyor. Bu paylaşım da çok tartışıldı. Siz bu mesajı nasıl okudunuz? Vallahi herhangi bir görsel kullanmış mı ben görmedim o mesajı. Tweet yani X atıyor. X üzerinde yazıyor. Bu şekilde bir açıklaması var. Biz paylaşım yani şu şekilde söylüyor. Biz yalnız değiliz. Biz büyük bir milletiz. Şimdi paylaşımı yapıyor. Hatta öyle bir şey ki keşke daha net bir şekilde kendini ifade etseydi. Hani bunu efendim üstüne gidildiğinde ya ben bunu Türkiye için söyledim diyebilir. Daha farklı şeyler söyleyebilir. Farklı yerlere çekilebilir. Açıkçası amacının ne olduğuna dair bir fikrim yok. Neden böyle bir açıklama yaptığını da bilmiyorum. Çok tartışma konusu oldu sosyal yani medya üzerinde. Yani biz yalnız değiliz, biz büyük bir milletiz. Evet, biz yalnız değiliz, biz büyük bir milletiz. Yani burada aslında herkesin o tweet'i... Bu tabii şehitlerden sonra bunu atmış olması tepki çekti. Herkesin o tweet'i okuduğunda aklına ilk gelen şey... Mesela neyse, sizin ne oldu ilk aklınıza ben gelen? Ben orada hani çok böyle Türkiye lehine bir paylaşım olduğu kanaatinde değilim açıkçası. Yani çünkü bak az önce ne konuştuk? Dedik ki bizim buradaki hasmımız artık terör örgütü falan değil, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri oradaki terör örgütüne ve uzantısına son dönemde 60 bin tır dolusu silah verdi. Bunu biliyoruz. Terör örgütünün askeri gücüne benim kara gücüm diyor. Bu bölgedeki kara gücüm diyor. Dolayısıyla onu himayesine almış durumda. Her yıl savunma bütçesinden o terör örgütüne pay aktarıyor. Böyle o perspektiften baktığınızda o anlama geliyor. Başka bir anlama gelme ihtimali de çok gözükmüyor açıkçası.
Evet. Yani böyle de bir durum var. Şimdi Türkiye 31 Mart'ta yerel seçime gidecek. Tabii ki partiler çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul adayı da artık belli oldu. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, CHP'nin İstanbul adayı da Ekrem İmamoğlu. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Murat Kurum'un adaylığıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani ben doğru bir aday tercihi olduğu kanaatindeyim. Kazanacak mı diye soralım hatta, yorumunuzu merak ederim. Şöyle, ben hani bu adaylık açıklandıktan sonra bazı kamuoyu araştırmacılarıyla konuştum. Tabii Türkiye'de bu kamuoyu araştırma sektörü de artık maalesef çeki düzen verilmesi gereken sektörlerden biri haline geldi. Bir önceki seçimlerde bunu gördük çünkü. Çok farklı sonuçlar çıktı. %60 ile Sayın Kılıçdaroğlu kazanıyordu en son bazı anketlere göre. Neyse, artık anketçiler bu kamuoyu araştırmacıları bir parti görevlisi gibi hareket etmeye başladılar. Ve onların hani çizdiği perspektife bakıldığında Türkiye'de iktidar değişiyordu. Dediğin gibi Kılıçdaroğlu %60 ile seçimi alıyordu. Şimdi aynı adamlar yine ekranlarda farklı hikayeler anlatıyorlar. Biz demiştik diyorlar. Yani bir tuhaf bir durum var. Ben hani bu konuştuğum kamuoyu araştırmacıları öyle kamuoyunda bilinen, tanınan, artık medya figürü haline gelmiş isimler değil. Gerçekten bu işi profesyonelce yapan, işin hani bilimsel tarafında olan insanlarla konuştuğumda Sayın Murat Kurum'un İstanbul'da ciddi bir şansı olduğunu onların yaptıkları araştırmalardan gördüm. Bunun tabii çok temel bir sebebi var. Belediyecilik anlamında Ekrem İmamoğlu çok iyi bir performans sergilemedi İstanbul'da. Bak, enteresan bir şey. Mesela ben de sana sorsam İstanbul'un en önemli sence sorunu nedir desem, sen de muhtemelen kentsel dönüşüm dersin. Evet. Deprem dersin, değil mi? İkinci olarak öyle. Da ulaşımı söyle. Yani ama %68 ulaşım çıkıyor İstanbul'da. Ya bu çünkü bıkkınlık çok getirecek önemli noktada. Bir veri. Evet. Ya ne demek ya, o kentte yaşayan insanların %68'i benim temel problemim ulaşım diyor. Demek ki belediyenin ulaşım anlamında sınıfta kaldığını düşünüyor. Haklılar da insanlar, çünkü günde sabahları en az 2 saat, akşamları 2 saat trafikte kalıyorsun. Normal bir çalışan insanı düşün, gerçekten büyük bir eziyet. Hal böyleyken otobüslerin yollarda kaldığını görüyoruz. Ve buna karşın hiçbir çözüm geliştirmediğine dair İstanbul'da bir kanaat var. Ve ben hani Murat Kurum'un da adaylığı açıklandıktan sonra ilk fotoğrafı hatırlarsan Ulaştırma Bakanı'yla birlikte vermiş. Adil Kara İsmailoğlu'yla birlikte. Evet, hayır. Abdülkadir Uraloğlu'yla birlikte verdi. Evet. Özür dileyerek belirtelim. Bizim de biraz bilgilerimizi güncellememizde evet, fayda var. Abdülkadir Uraloğlu'yla birlikte verdi. Şimdi baktığın zaman bu mesaj anlamlı. Yani ben mesajı aldım. Sorunun ne olduğunu biliyorum. Teşhisi koydum. Tedavi yöntemini de Bakan Uraloğlu'yla birlikte uygulayacağız diyor. Anlamlı bu, bir fotoğraftı tabii, bu aslında. Güzel bir fotoğraftı. Anlamlı bir fotoğraftı. O zaman şöyle baktığında Murat Kurum genç bir siyasetçi. Gelecek vaat eden bir siyasetçi. Ve hani İstanbul'da şöyle düşündüğünde hani neden itiraz edilir? Murat Kurum'a itiraz edilecek bir şey var mı? Bakıyorsun. Ben olduğu kanaatinde değilim. Hani CHP seçmeninin de çok böyle temelden itiraz edeceği bir şeyi yok. Ki deprem bölgesinde yok. De aslında verdiği çalışma gayreti de çok önemli diyebiliriz, değil mi? Çünkü Murat Kurum. Tabii yani bak, Murat Kurum'un hem Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndaki performansı, hem depremdeki performansı, sergilediği tavır, bir de uzunca bir süredir İstanbul'a hazırlanıyor. Yani Murat Kurum'un projeleri hazır. İstanbul'a dair öngörüleri, sorunların tespiti noktasındaki bundan sonra yapacağı çalışmalar, ekibi, bunların hepsi hazır. İyi bir yarış olacağını düşünüyorum. Evet. Ben Türk siyasetinde iz bırakacak bir yarış olduğu kanaatindeyim. Tabii burada aslında Cumhur İttifakı adayının yapacağı temel hata bence şu olur Melisa. Çünkü Ekrem İmamoğlu bu seçimi her halükarda bir genel seçim havasına sokmak isteyecektir. Şimdi Sayın İmamoğlu'nda aslında şöyle bir durum var. Sayın Erdoğan'la kendini bir yarış haline sokma isteği var. Evet, bu yani o seçimi mutlaka bir genel seçim havasına sokmak isteyecektir. AK Parti adayının, Cumhur İttifakı adayının yapması gerekense bunu, az önce konuştuğumuz düzlemde bu kentin çözüm bekleyen çok temel sorunları var. Ulaşım başta olmak üzere, kentsel dönüşüm başta olmak üzere bunlara dair çözüm önerilerini anlatacağı, asla İmamoğlu'yla polemiğe girmeyeceği ve sadece İstanbul'a odaklandığını İstanbullulara hissettireceği bir seçim kampanyasıyla ben çok da zorlanmadan seçimi alacağını düşünüyorum. Peki. Çünkü İmamoğlu'nun gündeminde İstanbul olmadığına dair çok fazla işaret var.
Bak şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ama CHP'deki aday belirleme sürecinde ne kadar etkin? Şimdi onu soracaktım size. CHP'de evet bir aday belirleme süreci var. Hatta krizler de çıkıyor, tartışmalar da çıkıyor. İşte sosyal medyaya servis edilen görüntüler de ortaya çıkıyor. Şimdi burada genel merkezde Mersin milletvekilleri Hasan Ufuk Çakır ve Ali Mahir Başarır'ın kavga ettiği iddia edildi. Konunun da Mezitli Belediye Başkan adaylığına koyulacak isim olduğu söylendi. Şimdi CHP'nin 3 parçaya bölündüğü iddiası var. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu'cular, bir tarafta Özgür Özelciler, bir tarafta Sayın Kılıçdaroğlu'ndan kalan ekibin aday konusunda işte adaydaki isimleri belirleme konusundaki çabaları. Bunu nasıl okuyacağız biz, nasıl değerlendireceğiz? Hem bu kavgalar özelinde soruyorum hem de bu üçe bölünmesi özelinde soruyorum. Valla şöyle söyleniyor, sen de onu tespit etmişsin. Yani şu anda 3 tane CHP genel merkezi olduğu söyleniyor. Bir tanesi işte bu Söğüt Özü'ndeki genel merkez. İşte bir tanesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ankara Mustafa Kemal Mahallesi galiba oradaki ofisi. Bir tanesi de Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da işte Saraçhane'deki Büyükşehir Belediye binası. Yani 3 ayrı genel merkezden bahsediliyor. İnsanlar işte aday olabilmek için, belediye meclisi üyesi olabilmek için herkesin kapısını çalıyor. Ama burada hani biz edindiğimiz somut bilgileri paylaşalım. Ben Kılıçdaroğlu'nun bu aday belirleme sürecine karışmadığını biliyorum. Hatta kendisine gelenlere yani kendisinin bu işe karışmayacağını, sadece izlemekle yetindiğini söylüyor. Ama yakın çevresine de CHP'ye dair her şey beni yakından ilgilendirir dediğini biliyorum. Ama isimler seçim konusunda yok, bir yorumu yok öyle anladığım kadarıyla. Öyle bir şeyi yok. Herhangi bir hatta bu yönde kendisine gelen işte Özgür Özel'le görüşmesi, kendisi için aracılık yapmasını isteyenlere böyle bir yaklaşım göstermiyor. Onu biliyoruz, o net. Herkes 1 Nisan'ı bekliyor CHP'de. Yani 31 Mart gününün sabahında 1 Nisan günü. Seçim sonrasında. Tabii şimdi İmamoğlu eğer İstanbul'u alamazsa bu her halükarda onun CHP ile vedalaşması anlamına gelir. Ha İstanbul'u alırsa, hele bir de Büyükşehir Meclisi'ni alırsa, zaten İstanbul'da çok durmayacağını, doğrudan CHP Genel Merkezi'ne gelmek isteyeceği anlamına gelir. Peki Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle bekliyor musunuz? Şöyle, 1 Nisan sabahı elbette ki bir hani az önce ne dedik? 11 büyük şehirden bir tanesi dahi kaybedilirse bu bir başarısızlık kabul edilir deniliyor. Yani ortaya çıkacak tabloya göre CHP'de yeniden bir kurultay gündeme gelebilir. Bir olağanüstü, daha sonrasında olağan kurultay süreci işleyebilir. Çünkü son kurultay CHP'de aslında evet Özgür Özel kazandı ama Kılıçdaroğlu ikinci turda çekileceği belli olmasına rağmen 500 civarında oy aldı. Bu çok önemli bir oydur. Yani partinin yarısının aslında bu durumdan hoşnutsuz olduğunu gösterir. Ve bir olağanüstü kurultay toplanırsa o kurultayda oy kullanacak delegeler de yine Kılıçdaroğlu döneminde seçilen delegeler. Dolayısıyla bu partiyi geri almak olarak onlar bunu değerlendiriyorlar. Olası bir yerel seçim başarısızlığında orada işler karışır. Hani sen sordun ya, Özgür Özel neden eleştirilere rağmen HDP'yi doğrudan karşısına alamıyor? İşte bu yüzden alamıyor. Herkes çünkü hesabını 1 Nisan sabahına göre yapıyor. Ama her halükarda 1 Nisan'dan sonra biz Ekrem İmamoğlu'nu farklı bir pozisyonda göreceğiz. Yani CHP Genel Başkanlığı üzerinde... Tabii. Bak Ekrem İmamoğlu'nun stratejisi şu. Yani kendisini CHP'nin de ötesinde aslında CHP'nin de üstünde iktidarın karşısındaki bir güç merkezi olarak konumlandırmaya çalışıyor. Yani ana muhalefet benim diyor. İyi Parti'ye de ben yön veririm diyor. CHP'ye de ben yön veririm diyor. HDP DEM Parti de beni destekler diyor. Yani ben diyor Türkiye'de iktidar var. Onun karşısındaki ana muhalefet de benim. Kendisini böyle konumlandırıyor. Parti üstü bir yerde konumlandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu seçim bu açıdan da çok önemli. Yani evet. 1 Nisan sabahı ortaya çıkacak tabloya göre biz İmamoğlu'nun CHP ile vedalaşacağını ya da doğrudan Ankara'ya gelmek için şartları zorlayacağı bir sürece girebiliriz. Sayın İmamoğlu'yla Sayın Özel arasında da telefonda bir kavga olduğu iddia edilmişti. Hani bu konuyla ilgili bir duyumlarınız var mı? Çünkü yani bu bir iddia olarak ortaya atıldı. Ama tabii nedir ne değildir merakla ediliyor. Şimdi bizde hani bir söz var ya, aslında bazen çok tehlikeli bir söz, bazen de ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Aslında kötü bir söz o söz. Çünkü bazı gerçek olmayan şeylere de bir doğruluk zırhı bürün kazandırıyor. Ama burada
Sanki o söz doğru gibi. Zaten bunu kimse yalanlamadı. Böyle bir gerginlik olmadığını kimse yalanlamadı. Ama genelde yalanlama pek CHP'den gelmiyor ki. Yani. Gelmiyor ama yani öyle bir gerginlik var. Bu da Ankara çok normal. Ankara adayı için olduğu konuşuluyor hatta. Olabilir ama şöyle söyleniyor. CHP'lilerle konuştuğumuzda da onlar da şunu söylüyor. İmamoğlu düşünülenin aksine İstanbul dışında çok karışmıyor. Ama İstanbul'a da hiç kimseyi karıştırtmıyor. Böyle bir çerçeve çiziyorlar. Bak mesela İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin 9 tane bürokratını istifa ettirdi İmamoğlu. Yani birlikte çalıştığı 9 bürokratı belediye başkanı adayı yapmak için istifa ettirdi yasal sürede. Ve bunların şu ana kadar 4'ünü aday yaptırdı. Galiba Pendik, Fatih ve 2 ilçede geçen Üsküdar bir tanesi. Bir ilçede daha o bürokratlardan bir tanesi aday oldu. Yani İstanbul'un 9 ilçesinin belediye başkan adaylarını kendi bürokratlarından atayacak. Atadı say. Bunlar da büyük ilçeler şöyle baktığında. Ama İzmir'e de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden genel sekreter yardımcısını göndermiş. Mesela karışmıyorsa niye gönderdi soruları karşımıza çıkıyor? O genel sekreter yardımcısı Buğra Gökçe daha önce İzmir Büyükşehir'in genel sekreteriydi zaten. Aşağı yukarı 5-6 yıl orada genel sekreterlik yaptı. Ama o proje sanki hayata geçmiyor. Yani İzmir'de Selin Sayıkböke'yi biz aday olarak görebiliriz. İzmir'de. Evet. Peki Muharrem İnce'den de bahsediliyor. Onu nasıl değerlendireceğiz? Vallahi enteresan. Hani Muharrem İnce Özgür Özel'le işte görüştü. Dün galiba ya da bir önceki gün gelen bir haber vardı İstanbul'da İmamoğlu'yla görüşeceğine dair. Muharrem İnce ile ilgili de bir yerden belediye başkan adayı yapılabileceğine dair kulisler var. Evet. Bu yerlerden bir tanesi yine İzmir olarak gösteriliyor. İlginç bir şekilde Kadıköy'den bahseden dayı var Muharrem İnce için. Bilmiyorum nasıl bir yol izleyecek. Bir sessizlik var Muharrem İnce kanadında ama değil mi? Yani seçimden sonra da bir ciddi bir sessizlik vardı. Şimdiden isimler geçiyor ama yani tabii deneyimlerinize dayanarak da soruyorum. Valla hani. Şöyle yani bu siyaset dediğin şey Melisa, hani oyunun dışına düştüysen bir daha seni kolay kolay oraya dahil etmezler. Yani ben Muharrem İnce'nin istediği şartlarda partiye dönüş imkanı verileceğini pek düşünmüyorum açıkçası. Muharrem İnce ama genel başkanlığı istemiyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Tabii yani genel başkanlık istiyordu Cumhurbaşkanı adaylığından sonra. Cumhurbaşkanı adayı olmuştu biliyorsun son anda. Evet. Geri çekilmek zorunda kaldı bir siyasi kumpasla. Ya öyle enteresan şeyler oluyor ki Muharrem İnce'ye o seçim öncesindeki kaset kumpasını kuran isimlerden bir tanesi, ismini vermeyeyim, hatta verelim, İstanbul Şişli'de şu an çok aktif bir şekilde o ekipten isimler belediye başkan adayı olarak konuşuluyor, belediye meclis üyesi olarak konuşuluyor. Şimdi sana kaset kumpasını kuran isimler İstanbul'da önemli siyasi postlara aday gösteriliyor. Onlara aday gösterenlerle sen şu an görüşme yapıyorsun. Böyle tuhaf bir durum söz konusu. Evet bu yani, 31 Mart'a giderken herhalde daha farklı durumlarla karşılaşacağız gibi anlayabiliriz. Yani. Bazen de aslında belki de çekilmeyi de bilmek gerekiyor ya. En azından böyle şeylerin muhatabı olmamak için. Geri planda kalmak gerekiyor. Tabii çekilmeyi bilmek gerekiyor bence. Zor ama bence artık siyasete girmiş bir ismin bırakması bilmiyorum. Vallahi neden zor olsun? Yani biz hep bunlara böyle çok empati yapıyoruz bu siyasetçi takımla. Böyle yani nasıl olacak? Sonuç itibariyle şöyle bakıyorsunuz ayrı parti kurmuşsunuz. O parti başarılı olamamış. Hala sizin o sisteme dahil olmanızı o partidekiler istemezler. Çünkü siz potansiyel bir rakipsiniz onun için. Eğer kendinize güveniyorsanız kurduğunuz partide devam edersiniz. Evet doğru. Peki şimdi izleyicilerimize şöyle hatırlatmak isterim. Behzat Ç. aslında Erdal Beşikçioğlu. Adaylığı çok tartışıldı. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Ankara Etimesgut'tan CHP'nin adayı oldu Erdal Beşikçioğlu. Behzat Ç. diye de hatırlarlar. Hatta şu anda görseller yayınlanıyor bu konuyla ilgili. Evet. Sosyal medyada siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu şaşırtıcı, adaylığı? Şaşırtıcı. Yani gerçekten neden şaşırtıcı. Neden şaşırtıcı mesela? Ya şöyle bak şimdi Etimesgut dediğin yer 650 bin nüfuslu bir yer. Ankara'nın en büyük ilçelerinden bir tanesi. Yani bugün git bir Anadolu kentine 650 bin nüfus hiçbir yerde yoktur. Çok azdır yani. Zaten 750 bin nüfuslu büyük şehir oluyorsun. Şimdi sen böylesine bir yerde hiçbir belediyecilik deneyimi olmayan, yöneticilik deneyimi olmayan bir sinema oyuncusunu, bir dizi oyuncusunu aday göstermek istiyorsun. Ya ben bunu bir kere o kente yapılmış bir haksızlık olarak görüyorum. Belki yanlış anlaşılacak ama gerçekten haksızlık. Ya sonuçta burada
büyük bütçeler yönetiliyor. O insanların orada daha iyi belediye hizmeti alması için, oraya insanların hayatını kolaylaştıracak yatırımlar yapılması için. Yani şöyle somutlaştırayım. Bak, benden ne kadar dizi oyuncusu, sinema oyuncusu olursa, yani Behzat Ç'den de Erdal Beşikçioğlu'ndan da o kadar belediye başkanı olur. Böyle şey olur mu? Yani ya da ne ya bileyim. Bu kadar kolay mı? Mesela hiç siyasetle işte uğraşmamış, hiç deneyimi olmayan bir ismin aday çıkartılması ya da bunlar bu kadar kolay mı? İşte yani enteresan olan o zaten. Neden böyle bir şey yapılıyor? Ben onu da çözmüş değilim. Tuhaf senaryolardan bahsediliyor. Burada istersen onu konuşalım o zaman. Kimileri diyor ki bunlar işte Mansur Yavaş'a seçim kaybettirmek için Erdal Beşikçioğlu'nu Etimesgut'tan aday yaptılar diyenler var. Böyle bir senaryo da var. Nasıl bunu somutlaştırıyorlar bilmiyorum ama bunu söyleyenler de var mesela. Şimdi Kazan Belediye Başkanı öğretmen diye bayağı bir CHP'den eleştiri gelmişti hatırlayacaksınız. Şimdi nasıl olacak peki bu sistem? Valla iyi ki sordun bunu. Yani Serhat Oğuz da o kadar başarılı bir belediye başkanıdır ki. Yani ve onu hatırlarsan küçümser bir şekilde işte mesleğini biliyor musunuz? Evet. Mesleği öğretmen. Murat Emir'di sanıyorum bu CHP'den isim olarak. Ya öğretmen kendisi. Öğretmen yani. İşte adı üzerine bak, öğretmen. Şimdi sen öğretmenin belediye başkanı olamayacağını söylüyorsun. Dizi oyuncusundan 650 bin nüfuslu bir kenti, bir ilçeyi yönetmesini bekleyeceksin. Bir de biliyorsun dün şöyle enteresan bir şey ortaya çıktı. Gerçi onlar ilk gün olduğunu söylüyorlar. Şehitlerimiz var. Davul zurnayla bir görüntü ortaya çıktı. Gördün mü bilmiyorum. Gördüm. Evet, Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığının açıklanmasını kutlar bir görüntüydü. Böyle bir şey. Evet. Mesela dün şehitlerimiz varken saat 16.55'te resmi X hesabından o görüntüyü paylaştı. Davullu zurnalı kutlama görüntüsünü paylaştı. Sonra gelen tepkiler üzerine onu kaldırdı, o paylaşımı kaldırdı. 90'lı yıllarda Güneydoğu'da askerlik yaptığı fotoğrafını koydu. Şimdi bak işte bu yüzden olmaz. O zaman tam şöyle da, diyebilir miyiz? Ortama çok çabuk uyum sağlamış bak, diyebilir işte, miyiz? Bak işte Melisa, tam da bu yüzden işte olmaz. Niye biliyor musun? Efendim o görüntü dün çekilmedi, bir önceki gün çekildi. Tut ki öyle olsun. Tut ki öyle olsun. Eğer sen Türkiye'nin yüreğinin yandığı bir günde davullu zurnalı kutlama videosu paylaşıyorsan kendi hesabından, ne siyasetin kodlarını ne Türkiye'nin kodlarını bilmediğini gösterirsin. Bilmediğini ispatlarsın. Bu olayın sadece bu boyutu. Hı hı. Daha bunun belediyecilik boyutu var. Bütçe boyutu var. Nasıl olacak bu işler? Ki bir belediye yönetmek de kolay nasıl bir olacak iş bu işler? Yani. Bak, ve mesela şöyle. Eminim ben o görüntüye Mansur Yavaş çok tepki göstermiştir. Şimdi onu soracağım size. Mansur Yavaş'ın Erdal Beşikçioğlu'na tamamen tepki gösterdiği de konuşuluyor zaten. Şimdi görüntüyü artık bir kenara koyacak olursak adaylığına tamamen tepki gösterdiği konuşuluyor. Hatta itiraz ettiği. Sayın Yavaş'ın böyle bir itiraz hakkı valla şöyle, ya da tepki gösterdiği söyleniyor. İlla ki göstermiştir zaten. Konumu İlla ki bu adaylığa sıcak bakmamıştır. Ama Melisa şöyle bir şey. Tepki gösterdik de ne oldu? Yani eğer hani sen gerçekten çok tepki gösterdiysen birilerinin yazdığı çizdiği gibi o zaman rest çekmen beklenir. Madem onu aday gösteriyorsunuz ben de çekiliyorum demem beklenir. Böyle bir şey var mı? Peki bilmiyorum, bunu şimdi size soracağım. Yani Sayın Yavaş rest çekecek bir konumda mı sorusunu size yönelteceğim ama çok kısa bir araya gitmem gerekiyor efendim, aranın ardından. Efendim çok kısa bir ara vermiştik akılda kalsın'a, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin konuğumuz. Şimdi araya gitmeden önce aslında şöyle bir konuşuyorduk sizinle Erdal Beşikçioğlu üzerinden. Sayın Yavaş'ın böyle bir rest çekecek konumu var mı diye size sormuştum. Ya şöyle, eğer hani gerçekten bir rest çekme olayı söz konusuysa karşılığını alırdınız. Yani ben o varsa ben yokum noktasında bir rest belli ki yok ki bu adaylık devam ediyor. Ama şimdi programı izleyen bir haber kaynağım bana bir mesaj attı. Dediği doğru. 20 Şubat tarihi kritik. 20 Şubat kesin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edileceği tarih. Yani o tarihe kadar değişiklik olabiliyor mu? Değişiklikler olabiliyor tabii ki. Değişiklikler olabilir. Yani mesela hani aday açıklandı. Erdal Beşikçioğlu özelinde söylemiyorum. Yani daha bu köprülerin altından çok sular akar diye bir tabir vardır ya. O hakikaten gerçek olabilir. Şu Mansur Yavaş şu reste çekebilir. İşte bu ortaya çıkan davul zurnalı kutlama görüntüsü, hı hı, şehitler varken ya da başka bazı faktörler, işte bu
DEM Parti ile olan şeyler. AK Parti'nin göstereceği adaya göre Ankara'nın seçmen sosyolojisi üzerinde bizim açımızdan olumsuz bir sonuca yol açar derse ve bu tezi anketlerle de ortaya çıkarsa 20 Şubat'a kadar bazı seçim çevrelerinde bazı adaylar değişebilir. Yani 20 Şubat'a kadar açıklanmış şu anki adayların kesin oldukları kanaatine varmamız mümkün değil. Adayların kesinleşmesi 20 Şubat günü YSK'ya verilecek olan listeyle, kesin aday listesiyle belli netleşecek. Olacak. Bak şöyle, geçen seçimde mesela Canan Kaftancıoğlu'ydu galiba. Hı hı. Tabii yani o da ya da bir önceki seçimde aslında Maltepe adayı oydu. Hı hı. PM'den geçmişti. Sonra Ali Kılıç geldi. Hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi tabii AK Parti'nin normal şartlarda bugün aday tanıtım toplantısı diyebiliriz yapılacaktı. Ankara'nın adayı açıklanacaktı. Ancak tabii ki şu an ertelendi. Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Ne zaman yapılacağı da çok fazla şimdi konuşuluyor. Şu var, artık çok da fazla geciktiremezler. Çünkü takvim çok daraldı. Hı hı. Ben çarşamba günü AK Parti grup toplantısında belki de Sayın Cumhurbaşkanı oradan ilan edebilir bu açıklanmamış illeri. Ya da önümüzdeki hafta sonunda cumartesi pazardan bir günde belki de bu adaylar olabilir, açıklanabilir. Yani bu iki tarihten birinde mutlaka bu hafta içerisinde ama biz AK Parti'nin adaylarını öğrenmiş olacağız. Bence zaten artık açıklansın da. Diyelim. Yani öyle de bir durum var. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben programımıza teşekkür katıldığınız ederim. İçin tekrardan çok sağ olun. Efendim, siz değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Akıda Kalsın'ın bu haftalık sonuna geldik. Haftaya pazar saatler 12 gösterdiğinde biz Beyaz TV ekranlarında yeniden sizlerle olacağız. Hoşça kalın.